Merhaba gençler, bugün Kazanım Kavrama Testleri 2022-23 10. sınıf e, ikinci testi çözüyoruz. E, kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar. Birinci soruda bize tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiş. Buna göre bilim insanları kanun eşleştirmesi hangisinde doğru olarak yapılmıştır diyor. Bakıyoruz. Birinci bizim bilim insanımız Lavoisier'in Kütlenin korunumu kanunu 9. sınıftan hatırlıyoruz. Daha sonra e, Proust sabit oranlar kanunu bulmuştu. Ve en sonunda Dalton katlı oranlar kanunu bulmuştu. Hatta Dalton bu katlı oranlar kanundan ve diğer kütlenin korunumu sabit oranlar kanunu kullanarak... ...kendi atom modelini yani Dalton atom modelini tasarlamıştı. Bu durumda 1A, 2C ve 3B olan... 5 eşitlik bizim doğru cevabımız. İkinci soruya hemen geçiyoruz. Diyor ki bakır iki oksit bileşinde kütlece yüzde 20 oksijen atomu bulunmaktadır. Yüzde 20 oksijen ise bu ne demektir? Aldığımız e, her 100 gram bakır iki oksitin 20'si oksijen, e, 80'i bakırdır. Bu durumda diyor ki 60 gram bakırın yeterince oksijenle tepkimesinden. Şimdi bakalım biz dedik ki 20 oksijenle 80 bakır tepkimeye giriyorsa 60 bakırla ne kadar oksijen tepkimeye girer diyoruz? 80 x eşittir 20 çarpı 60'tan x eşittir 1200 bölü 80 sıfırlar gitti 128'e böldüğümüzde x eşittir 15 oksijen olur ne demektir bu 60 bakırımız vardı 15'te oksijenimiz var toplam kütlemiz 75 oluyor c şıkkı ya da bunu şöyle de çözebiliriz e, deriz ki 100 gram bakır oksitin içerisinde 80 gram bakır varsa 60 gram bakırla ne kadar bakır iki oksit oluşturabiliriz buradan 80x eşittir 60 çarpı 100 burada 8 ile 6'lar sadeleşse x eşittir buradan 600 bölü 8 ki bu da 75'e denk gelir. Yine cevabımız 75 çıkar. Bir diğer soru. Üçüncü soruda diyor ki demir 3 oksit bileşinde kütlece birleşme oranı 7 bölü 3'tür. Yani 7 gram demire karşılık 3 gram oksijen birleşiyormuş. Buna göre diyor 14 gram demirle 6 gram oksijenin tekmesinden 20 gram demir 3 oksit oluşur. Bakalım bizim birleşme oranımız demirle oksijenin 7'ye 3 ise... 14 gram demirle yani 2 katı olursa... 6 gram yani bunun da 2 katı oksijen birleşir. Toplam bileşimiz ne olur? 20 gram olur. Ki birinci şık doğru. İkinciye geldiğimizde diyor ki 40 gram demir 3 oksit bileşiği elde etmek için 28 gram yeterli miktarda demir yeterli miktardaki oksijenle tepkimeye girer. Şimdi ben ben şuna bakıyorum. Birleşme oranı 7 bölü 3'tü. Bunu genelde şöyle 7 gram oksijenle 3 gram pardon 7 gram demirle 3 gram oksijen birleşirse 10 gram bileşik oluşur. Yani 7K, 3K, 10K diyebiliriz. Bizim olacak bileşiğimiz 40 olduğuna göre istediğimiz bileşik. K'mız buradan kaç çıkar? 4. O zaman 7 çarpı 4'ten 28 3 çarpı 4'ten 12 topladığımızda da 40 gram ne yapar? Bileşiğimiz olmuş olur ki 28 gram demir kullanılıyor mu? Evet. Bu da doğru. Son şıkka baktığımızda diyor ki 21 gram demir ile 21 gram oksijenin tepkimesinden 42 gram demir 3 oksit oluşur oluşmaz çünkü 7'ye 3 birleşiyordu. 21 gram demir olursa 3 katı olur. 21 bunun 3 katı birleşebileceği oksijen miktarı 9. Toplam oluşan bileşiğimiz ne olacaktır? Buradan 30 gram olacaktır ve 21'den 9'u çıkardığımızda da e, biz oksijenin artan oksijenin sayısını bulmuş olacağız 12 ile. Yani bu yanlış oldu. Doğru cevabımız 1 ve 2. B şıkkı oldu. Gelelim bir diğer dördüncü sorumuzda ne demiş bakalım bize. Diyor ki 4'te kalsiyum sülfür bileşin kütlece birleşme oranı 5 bölü 4'tür. Eşit miktarda kalsiyum ve kükürtten en fazla 45 gram bileşik elde edeceğiz. Yine bizim olayımız aynı. 5 bölü 4 olduğuna göre 5K bölü 4K yapıyorum. Toplam bileşiğimiz 9K olacak. 9K Neye eşit olacak? Oluşturmak istediğimiz bileşik 45 gram eşit olacak. K eşittir buradan 5'tir. Demek ki benim 5 çarpı 5 4 çarpı 5 o da eşittir. 25 gram e, kalsiyum ma karşılık e, 20 gram kükürtüm olacak. Buradan diyor ki ama bize eşit miktarda alındığına göre eşit miktar sorularında çok olan kadar alıyoruz. Yani 25 gram 25 gram alacağım. 25 gram 25 gram alınca kalsiyumun tamamı harcanır. 20 gram kükürt harcanacağı için 5 gram kükürt artar. D şıkkı bizim doğru cevabımız olacak. Bunu e, orantılayarak da yine işte 9, 5'e 4 ise 10'a 8 gibi yapabilirdiniz. Devam edelim ben 6, 5. soruya bakayım. Diyor ki A ve B elementlerinden oluşan bileşik kütlece %30 A içermektedir. Şimdi A artı B bileşiğimiz AB olsun şimdilik. Böyle yazdığımızda bizim bileşiğimiz 48 gram ee, %30 A birleşiyorsa 30 A 70 B vardır. Yüzde bizim bileşiğimiz olur. 48 gram karışım reaksiyona girdiğinde 8 gram artıyormuş. Demek ki bizim 48 gram karışımın 8'i artıyorsa oluşan bileşiğimiz 40 gram. Bizim birleşme oranımız 30 bölü 70'ti. Sadeleştirirsem 7 bölü... Pardon yanlış oldu. 3 bölü 7 olur. Yine 3K bölü 7K eşittir 10K bileşik yapar. Benim elde etmek istediğim bileşik toplam ne kadardı? 40 K ise yani 40 ise K buradan ne çıkacaktır? 4 çıkacak. K 4 ise 4, 3 kere 4 12. 7 kere 4 28. Yani benim bileşim 12'ye 28 oranında birleşmelidir. Ee, birleşen A 12 artan A'mız var. 20. Neden? Çünkü 8 gram A artmaktır diyor ve başlangıçtaki A'yı soruyor bize. Demek ki başlangıçtaki A 20 grammış gençler. Altıncı soruya bakalım. Diyor ki eşit kütlede sodyum ve oksijen elementleri tepkimesine göre sodyum oksit katısını oluşturuyor. Eşit kütle denince biz hemen aklımıza ne geliyordu? Ee, çok olan kadar alacağız. Bir kere o hemen aklımıza gelecek. Ve diyor ki bu tepkime ait kütle zaman grafiği aşağıda verildiği gibidir. Bakıyorum kütle zaman grafiğini vermiş. Yani başlangıçta bakın sıfır anında şurada e, kim var? Sodyum ve oksijen var. Sonra bileşiyor. Na 2 O oluşturuyor. O zaman benim elimde 2 tane Na 1 bölü 2 tane de oksijen olacak ki denklemim denkleşsin. Başlangıçta Na'dan M gram var. Oksijenden de m gram var. Sodyumdan da oksijen de m gram var. Sodyum oksitten yok. Şimdi bir şıklara bakalım. Diyor ki tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. Nereden anlıyoruz? Reaksiyona girenlerden en az bir tanesi bitiyorsa bu tam verimlidir. İkisi birden bitiyorsa artansızdır. Bir doğru. M değeri 92'dir. Şimdi bakalım bizim bileşiğimizde e, reaksiyon sonucunda bakın en sonda ne oluyor? 60 gram oksijen artıyor ve 124 gram da bileşik oluşuyor. Biz kütlenin korunumu kanununda ne diyorduk? Kütle korunur. Yani reaksiyon başlangıcında ve sonundaki kütleler birbirine eşit olacak. Burada reaksiyon sonucunda oluşan sodyum oksit ve artan 60 kilogram özür diliyorum. Toplam 128, 124 gram madde var. Reaksiyon başında da 100, 184 vardır. O zaman ve M'ler 2M başlangıçtaki kütlenin toplamı. O zaman diyoruz ki 2M eşittir 184 ise M eşittir 92'dir. Demek ki bizim tepkimeye başlangıçta 92 gram. 92 gram tepkimeye girmiş. Bunun 32'si 32'si harcanmış. Oksijenin 60'ı artmış çünkü. Sodyumun da 92'nin tamamı kullanılmış diyebiliriz. O zaman bir de e, elementlerin kütlece birleşme oranına bakalım. Dedim ki burada e, sodyum bölü oksijeni sorduğuna göre sodyumun reaksiyona girme oranı bakın 92 gram bölü oksijenin tepkimeye girme oranı 32 gram. Çünkü 60'ı artmış. Hemen sadeleştirmeye başlayalım. 2 ile sadeleştirdim. 46 bölü 16. Bunu da sadeleştirdim. 23 bölü 8. Evet demek ki oran 23 bölü 8'miş. Cevap da Edirne'nin E'siymiş. Evet geçelim. Bakalım başka soru kalmasın. Bu İkinci sayfaya. İkinci sayfamız yedinci soruyla başlıyor ve x ve y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisinin kütlece yüzde yetmişi y, ikincisinin kütlece yüzde kırkı x içermektedir. Bu katlı oranlar kanunu sorularında hep tablo çizmenizi tavsiye ediyorum gençler. Tablo çizersek işimiz çok daha kolay olacak. Bize diyor ki birinci bileşik, ikinci bileşiğimiz var. Birinci bileşiğimizde x ve y. Birinci bileşiğimizin kütlece %30'u y. 30'u y ise 100'ün 30'u y ise 70'i de x olmak zorunda. İkincinin %40'ı x ise ne olacak? 60'ı da y olmak zorunda. Diyor ki buna göre iki bileşik x elementleri arasındaki katlı oran soruyor. Katlı oran kanununda Dalton diyordu ki iki element birden çok bileşik oluşturuyorsa bu elementlerden birinin değişmeyen kütlesine karşılık diğerinin kütleler arasında bir oran var. Şimdi bizim x'ler arasındaki oranı sorduğu için y'leri benim ne yapmam lazım? Eşitlemem lazım. Y'leri eşitlemek için hemen şuradan ne yapacağız? Bunu 2 ile çarpacağım. 2 ile çarpınca x, y yeniden yazıyorum. Bakın x 2 ile çarptım. 14 oldu. Y 60 oldu. Bu zaten 40. 140 pardon. 40, 60. Bu durumda y'ler eşit olduğuna göre x'ler arasındaki oran 140 bölü 40 sıfırlar gitti. 14 bölü 4. Bu da 7 bölü 2'ye karşılık geliyor. Hemen 8. soruya bakalım. x ve y elementler arasında oluşan iki farklı birleşiklik işte tabloda verilmiş. Bakın bu sefer tablosu kendisi yapmış. Ee, buna göre X A ve e, YB B bileşindeki A ve B değerleri aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Şimdi bakın gençler ben şöyle bir yöntem izleyebilirim burada. Şimdi Y dörtken dört tane Y varken 8'e eşitmiş. O zaman bir tane Y 2dir Bir tane Y'nin buldum. 3 tane X. Bakın burada X üçgen yirmi birmiş. X eşittir ne yapar? Bir tane X 7 çıkar. Burada 7 bölü bir tane x 7 olduğu için 1 çıkar. Bu da 2 bölü 2. Yani bu verilen kütleyi bulduğum kütleye bölüyorum. 1 buluyorum. Zaten y 2 ise bir tane var. Y 7 ise bir tane var. O zaman a ve b'ler 1. Yani bileşimiz x y bileşiymiş. 9. soruya bakalım. 9. soruda iki tür elementten oluşan x ve y bileşiklerinin elementlerinin kütlece ilişkileri tabloda verilmiş. Buna göre X'ye bileşik çiftleri hangileri olabilir demiş. Vermiş eşit ikinci element arasında 2'ye 3 oranda bir katlı oran var. O zaman 2'ye 3 oranda katlı oran varsa birinci bileşeğimizdeki ikinci element 2 iken diğeri 3 ya da 4'e 6 gibi bir oran olmalı. Bakın birinci elementlerimiz eşitken İkinci elementler arasındaki oran 1'e 2. 1 bölü 2 ama biz ne arıyorduk? 2 bölü 3 arıyorduk. Dolayısıyla olmaz. Diğerine bakalım. Diyor ki birinci elementler eşitken ikinci elementler arasında 4 bölü 6 var. Sadeleştirdiğimde 2 bölü 3 olur. İşte aradıklarımızdan birisi bu olabilir. Diğerine bakalım. Demirler bakın eşit olması için birinde bir birinde 2 iki. Bunu 2 ile genişlettiğimde Demirden 2 tane, oksijenden de 2 tane oldu. Demirler 2 2 eşit. Oksijenin arasındaki oran 2/3 oldu. Demek ki yine benim bileşim bu olabilir. 2 ve 3 bizim e, doğru cevabımızdır. 10. soruda bize şöyle diyor. Kükürt ve oksijen elementlerinden oluşan iki farklı bileşik için kükürt kütlesi bileşik kütlesi grafiği verilmiş. Ben tablomu yapıyorum. Diyorum ki tablomda birinci e, bileşikte birinci bileşim formülde SO2 olduğunu söylediği için SO2 de kükürt ve oksijen oranına bakıyorum. Birinci bileşimde kükürt 16'ymış. Oksijen değil ama burada bileşik kütlesini vermiş. O zaman 32 16'dan 16 oksijenim var. İkinci bileşimde kükürt yine 16. Bileşimde 40 eksi 16'dan eşittir 24 gramda ne var? Oksijen varmış. Şimdi bizim kütlece, pardon katlı oran arkanda ne diyordu? Reaksiyona girenlerden birisi eşitken diğerlerin arasındaki oran bizim katlı oranımızı veriyordu. Yani oksijenler arasındaki oran 24 16 bölü 24'ten ne yapar? 4 bölü 6 ya da 2 bölü 3 yapar. Şimdi burada bizim demek ki bakın kükürtler eşitken oksijenler arasındaki oran 2 bölü 3. Bizim kükürtler eşitken yine kükürtü eşit alıyorum. Oksijenler arasındaki oran bu zaten 2 imiş. Demek ki ikinci bileşimin oksijeninde 3. Kükürtler eşitken oksijenler arasındaki oran 2 bölü 3 oldu. A şıkkı da bizim doğru cevabımız oldu. 11. soruya bakıyorum. Diyor ki C2H4 ve A bileşiklerinden aynı miktarda hidrojen ile birleşen karbon atomlar arasındaki oran 4 bölü 6'dır. Buna göre A bileşinin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bizim e, C2H4'de bakalım. Şöyle biraz da boşluk şurada var. C2H4. Karbon hidrojen. Karbon iki tane olduğuna göre 2 çarpı 12 karbon. 12 olduğu için 24 yazabilirim. Hidrojen 4 çarpı 1'den 4 gram olabilir. Şimdi Burada bizim e, A bileşiğinde ki e, aynı miktardaki hidrojenle birleşen diyor. Aynı miktarda hidrojen aldım. Birleşen karbon bilmiyorum ne kadar. Buna C dedim. Aynı miktardaki hidrojenle birleşen karbonlar arasındaki oran 24 bölü C. Buna da zaten bize ne demiş? 4 bölü 6 olduğunu söylemiş. O zaman şuraya aşağı inelim. 4 C eşittir. 6 çarpı 24'ten 4 ile 24'ü sadeleştirdim. Ne yaptı? 6 yaptı. C eşittir. 6 kere 6 36. Yani benim A bileşimde 36 gram Karbon varmış. Bir karbon 12 olduğuna göre böldüğümde ne oldu? 3 oldu. C3. Karbonlarda pardon hidrojenlerde eşit olacağına göre C3H4 benim doğru cevabım olacak. Tabii ben burada kütleden mesela karbon 12 bildiğim için kütleden gittim ama kütleyi 12 bilmeden yapabilir miydik? Evet onu da yapardık. Bu sefer atom cinsi üzerinden giderdik. Derdik ki ben e, şuralarda hemen şöyle temizleyeyim. Ee, karbon da 2 tane karbon var c h 4te 4 tane hidrojen var. A'da kaç tane karbon var bilmiyorum. C tane karbon olsun. Hidrojenler eşit dediğine göre aynı miktarda dediğine hidrojeni 4 alırım. O zamanlar hidrojenler arasındaki oran eşitken yani hidrojenler eşitken 2 bölü C eşittir. 4 bölü 6 olur. Buradan yine C eşittir. 3 çıkar hidrojeni zaten 4 almıştım. C de 3 olunca bileşimiz C3 H4 olur. Bu da atom sayısı üzerinden gittiğimiz zamanki çözümümüzdür. Hangisi kolayınıza geliyorsa yapabilirsiniz. 12. ve sonuncu soru. Evet sonuncu soruya baktığımızda diyor ki X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşik için Y'nin kütlesine karşı X'in kütle grafiği verilmiştir. Buna göre birinci bileşiğin formülü ve ikinci bileşim formülü soruyor. Yine tablo yapalım. X, Y. Birinci bileşimiz X, 2, Y, 5. İkinci bileşimizi bilmiyoruz. Şimdi X, birinci bileşikteki X'in kütlesi 7. Y'nin kütlesi 20. İkinci bileşikte şurası. X'in kütlesi 14. Y'nin kütlesi 32. Bu durumda ben şöyle yapabilirim. E, ee, derim ki 2 tane x eşittir 7 ise x eşittir 3.5 bir tane x 3.5 burada 14 olduğuna göre 14 bölü 3.5'dan 4 tane x varmıştır. Bunu yazdık. x 4. Şimdi 5 tane y 20 olduğuna göre 5Y 20. Nereden gördük? Şurada 5 tane Y var. 20. 5 tane Y 20 olduğuna göre Y eşittir. 4. Burada ne kadar Y var? 32. O zaman 32 bölü 4. O da ne yapacaktır? 8 yapacak. O zaman bileşimiz x4, y8. Tabi bunu bu şekilde bırakamayız. Bir oran bulduğumuz için en basit, en sade haliyle yazmamız gerekiyor. X4, Y8'i sadeleştirdiğimizde X, Y, 2 4 de sadeleştim çıkar. Cevabımız X, Y, 2'dir. Evet bu test burada bitti. Buraya kadar gelip dinleyenlere teşekkür ediyorum. Kanal ve video konusunda ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kolay gelsin. Bay bay.